Yapsınlar. Zaten o en son bu Çorlu'daki olayla ilgiliydi. Biraz ondan da bahsederseniz daha iyi olur bizim için. Yani Çorlu olayı şöyle, o oranın jeolojik evet. yapısını bilmiyor. Evet, evet. Yani Diyarbakır bilmez yani. Çorlu olayla ilgili korlaşma süreci yaşandı. Bu basında paylaşıldı evet. zaten. Şöyle söylemiştim, hani oluşabilecek herhangi bir kazada... Zaten biz orada söyledik. Ha. İkinci bir Çorlu faciası yaşanmasın diye. Şey, bundan dolayı da biz... Zaten şey, onu söylemişiz. Evet. İkinci bir Çorlu olayı yaşanmasın diye şey yapmasın, tedbir alalım. Şimdi orada yaptığımız tesadüfen aslında gelişen bir olay oldu. Orayı tesadüfen orayla karşılaştık. Görüntüsünü aldık. Hani daha önce biliyorsunuz yağışlardan dolayı ani sel olayları oldu ve Çorlu'da bir tren kazası faciayla sonuçlandı. Tabii bu olaylar hassasiyet oranını biraz daha da hani arttırdı. Biz de hani endişelendik doğal olarak. Hani bir daha böyle bir olayın yaşanmamasını temenni ederek ve o endişeyle fotoğraflarını çektik. Yetkili kişileri ve kurumları bu konudaki da işte duyarlı davranmaya ve görevlerini yapmaya dönük bir çağrımız oldu. Sağ olsunlar 24 saat içerisinde bizim çağrımıza cevap verdiler. Bundan sonra biz gittik dedik şey yapalım hani hasar boyutu nedir yerinde görelim yağış sonrası. Oraya yetişmeden ilgili kurumdan bizi aradılar. Orada müdahale edildiği gününde bizi bilgilendirdiler. Gittik orada personeller çalışıyor. Orada bir menfez vardı. Tabii menfez tıkandıktan sonra orada ciddi miktarda bir su birikintisi olmuştu. Ve o su birikintisi rayların üzerinden aşarak artık platforma, rayların platformuna zarar vermeye başlıyordu ve ciddi anlamda da bir aşınma oluşmuştu aslında. Bu aşınma menfez çevresinde olmasından dolayı da bir ayrıca bir sıkıntı. Sağ olsunlar biz gittiğimizde müdahale etmeye başlamışlardı. İşte iş makinesini çağırmışlardı. Biz de orada önerilerimizi kendileriyle paylaştık bu konuda. Hani sonrasında da takip edeceğimizi kendilerine ilettik. Aktif olarak çalışıyor. Yani sürekli kullanılan bir hat. Ama işin ilginç kısmı o bölge. Kazanın olduğu nokta burası. Köprünün çökmesi sonucu burası fark edilmesi lazım mı? Bu hale geldi. Köprü çıkınca tren dengesini kaybedip bayların üzerinden dengesini kaybedip devriliyor. Tonlarca ağırlık üstünden geçince darbeyi aldı. Vurdu iyice. Ondan sonra görüyorsunuz köprü çıkmış şu anda. Köprünün çökmesi sonucu oldu. Burada bir su birikintisi olmuştu. Shot.